Zina eden bir kişi bu üç hastalıktan birini kapıyormuş. İşte bakın o hastalık hangisi? Duyunca şok olacaksınız. Bu hastalığa yakalanmış birini görürseniz bilin ki zina yapmıştır. 1. Fuhuş ve zina yuvalar yıkar. Nikah toplum hayatı için bir nimettir. Gayrimeşru birleşmeler aile kurumunu ortadan kaldırır. Aynı zamanda zina, kurulmuş olan ailenin dağılmasına ve perişan olmasına sebep olur. Geride faydasız pişmanlıklara gömülen, aldatmanın veya aldatılmanın verdiği acıyla yaşayan erkekler ve kadınlar, birbirinden kopmuş anne ve babanın ilgi ve şefkatinden yoksun büyüyen evlatlar kalır. 2. Dimağları tahrip eder. Zinanın yaygın olarak bilinen fonksiyonu, genç dimağları tahrip etmesi, üretemez, düşünemez hale getirmesidir. Fuhuşla içli dışlı olan nesillerin belden yukarısı çalışmaz. Bütün söz ve fiilleri belden aşağıya endekslidir. En verimli çağlarında beyinlerini boş, hatta zararlı işlerle meşgul ederler. Üçüncüsü, kişiye vicdan azabı çektirir. Şu itiraflar, içine girmiş olduğu günah bataklığından dolayı vicdan azabı duyan bir gence ait. Bakın ne diyor. Lise 1'den bu yana bazen uygun olmayan sinemalara gidiyorum. Bu daha sonra bana inanılmaz acılar veriyor. Günlerce gülmeyi kendime yasaklıyorum. İnsanlardan hep kaçıyor. Hafakanlar yaşıyorum. Kendimi etrafımdaki iyi insanlardan çok aşağı ve alçak görüyorum. Mutluluk değil, birazcık huzura ihtiyacım var. Öylesine ikilemlerdeyim ki bir gün gelir, buna dayanamaz ve acı bir şekilde her şeyi bırakırım diye korkuyorum. 4. İslami aşk ve heyecanı öldürür. Zina. Dolayısıyla haramlara girme. Zamanla kişinin kalbini işgal ede ede, onların yapa geldikleri kötü işler gitgide kalplerini paslandırmıştır. Ayetinin sırrı zuhur eder. Kalp duymaz ve duygulanmaz hale gelir. Günahlar kalbi kararttıktan sonra bir insanda İslam'ı aşk ve heyecan bulunması mümkün değildir. Bu noktada işi ciddiye almayan, kendini disipline etmeyen bir insanın kalbine her bakışında birer karat lekenin sürüldüğü unutulmamalı. Kalbin her gün yara alması kadar kişiyi takva konusunda zayıf düşürücü bir hal düşünülemez. Bu durumda yara alan kalbin direniş gücünün de zayıflayacağını ve daha önce hassasiyet gösterilen konularda, mesela namazı dosdoğru kılma konusunda da gerileme içine gireceğini söyleyebiliriz. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlıdır. 5. Unutkanlık verir. Zina yapanlarda daha çok görülür. Cinselliğin yanlış kullanımı ve karşı cinse bakma insanın hafızasını, dikkatini tahrip eder. Hafıza uzmanları günümüzde unutkanlığın ve hafıza zayıflığının artması 20. yüzyılın bir hediyesi olarak dile getiriyorlar. Onlara göre beynin çalışma akışının bloke edilmesi, fazla televizyon seyretme, kontrolsüz hayaller kurma gibi şeylerden dolayı beyin kapasitesinin zayıflatılması ve sistemsiz düşünme alışkanlığı gibi etkenler insanlarda unutkanlığa sebep oluyor. 6. Sektör haline gelmesi kapanmaz yaralar açar. Fuhuşun topluma getirdiği zararlardan biri de fuhuş için oluşturulan mekanlardır. Artan dejenerasyonla doğru orantılı olarak fuhuş mekanları da artmakta. Bu da toplumun ahlaki çöküşünü hızlandırmaktadır. Çocuk denilecek yaştaki insanlar buraları doldurmakta. Aile bağları zedelenmekte. Bu yüzden sadakatsizlik ve vefasızlık sürekli artmaktadır. 7. Kürtajları arttırır. Fuhuş neticesinde istenmeden de olsa kadınlarda hamile kalmalar oluyor. Tabii doğal olarak hiç kimse babasız bir çocuğu büyütüp beslemek istemiyor. Dolayısıyla ortaya kürtaj meselesi çıkıyor. Evet, İsra suresinde zinaya yaklaşmayın. Zira o tam bir iğrençliktir. Pek kötü bir yöneliştir. Zinanın tanımı zina. Evlilik bağı olmaksızın ergin bir erkeğin ergin bir kadınla veya ergin bir kadının ergin bir erkekle isteyerek yaptığı cinsel ilişkidir. Bu tariften anlaşılacağı üzere bekar veya evli olarak bekarla yapılacak cinsel ilişki zina olduğu gibi evli ile yapılacak cinsel ilişki de zinadır. Hatta fahişe, hayat kadını ile yapılan cinsel ilişki de zinadır. Zina Allah'a ortak koşmanın
ve insan öldürmenin ardından gelen üçüncü büyük günahtır. Zina genelde vücudun erotik organlarını teşhir, şehvetle bakışma ve gizli buluşma gibi haramlarla başlayan ve çok defa yalan, aldatma ve içki gibi haramlarla bağlantılı olarak sonuçlanan imanı eritici bir haramdır. Zina toplumun ana kurumu olan aile müessesesinin kutsiyetini zedeleyen, kurulmasını engelleyen, mutluluğunu gideren ve sonuç olarak da neslin bekasını tehdit eden bir haramdır. Zina cemiyette kadın ticaretini başlatan, geliştiren ve topluma giderek artan oranda fahişeler salan bir haramdır. Zina yaygınlaşması, sanatı, edebiyatı, ilmi, siyaseti, yönetimi ve askeri stratejiyi olumsuz yönde etkileyen bir haramdır. Zina sebep olduğu ana baba ve akraba şefkatinden yoksun, hırçın ve nesebi gayri sahih çocuklarla toplumun problemlerini arttıran bir haramdır. Zina bizzat zinacılar arasında kin ve nefret doğuran, onların bağlı bulunduğu aileleri için bir namus tekesi olarak ihtilaflara, kavgalara ve hatta cinayetlere sebep olan bir haramdır. Zina birçok bedeni ve ruhi hastalığında kaynağı olan bir haramdır. Zina düzensiz harcamalara, iş gücü israfına ve isabetsiz teşebbüslere ve çok yönlü nefsaniliğe yönelterek fakirlik doğuran bir haramdır. Özetlersek deriz ki zina, ferdi, ailevi ve içtimai, sosyal hayatı çökertici ve tövbesizler için ahiret azabına uğratıcı bir haramdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de zinayı açık olarak yasaklamakta, verilecek cezayı bildirmekte ve zinanın sebep olacağı ahiret azabını da duyurmaktadır. İsra Suresi ayet 32. Yapmak bir tarafa, zinaya yaklaşmayın. Zira o tam bir iğrençliktir. Pek kötü bir yöneliştir. Furkan Suresi ayet 68-69. Gerçek müminler Allah'ın yanı sıra ilah edinip ona yalvarmazlar. Öldürdükleri için yargı kararıyla ölümü hak edenler dışında. Allah'ın haram kıldığına kıymazlar. Zina da yapmazlar. Bunları yapan kişi işlediği günahın cezasını görür. Kıyamet günü bütün günahlarının cezası birbirine eklenir. Azabı kat kat olur. Bu azabın içinde aşağılık bir halde ebedi olarak kalır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde zina yasağı Yüce Allah zinayı yasakladığı gibi onun Resulü Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yasaklamış. Ayrıca zina ile ilgili gerekli bilgileri de vermiştir. Allah şanını ve bağlılarını arttırsın. O zinayı konu alan, sorumluluğu ve azabını duyuran değişik hadislerinde şöyle buyurur. Aman zina yapmayınız. Zinadan da diğer cinsel haramlardan da korununuz. Şu gerçeği çok iyi belleyiniz. Cinsel haramlardan korunan kişi cennetliktir. Eğer zinanın uğratacağı azapla ilgili olarak benim bildiğimi sizler de bilseydiniz pek az güler, çok çok ağlardınız. Allah'ın Resulü zinanın haramlığı ve azabını açıklamakla kalmamış, peygamberlik gözüyle onun zararlarını görmüş ve bize de duyurmuştur. O zinanın ferdi ve sosyal zararlarını şöylece dile getirmiştir. Zina arttığı zaman fakirlik ve çaresizlik de çoğalır. Aman zina yapmayınız. Zina yaparsanız sizin nikahlı kadınlarınızdan, kadınlarınızın da sizden alacağı cinsel haz körelir. Aman namuslu olunuz ki kadınlarınız da namuslu olsunlar. Yukarıda sunduğumuz hadisler gibi aşağıda sunacağımız hadisler de zinanın kişisel ve sosyal zararlarını açıklamaktadır. Zinanın yaygınlaşarak açığa vurulduğu toplumda akli hastalıklar ve ölüm oranı artar. Bir cemiyette zina ve faiz açığa çıkıp yaygınlaşırsa o cemiyet halkının bizzat kendileri Allah'ın azabını üzerlerine çekmiş olurlar. Zinanın ortaya çıkarak açıktan rağbet gördüğü bir toplumda rağbet edici fertler mutlaka ve mutlaka önceki nesiller arasında bilinmeyen hastalıklara ve kafa rahatsızlıklarına yakalanırlar. Dünya ve ahiret hayatını olumsuz yönde etkileyecek pek büyük bir suç ve günah olduğu içindir ki İslam zinayı yasaklamakla kalmamış, zinayı engelleyecek bütün tedbirleri de almıştır. İslam dini zinayı engellemek için şehvetle bakışmayı, çıplaklığı, gizli kadın erkek birlikteliğini, kadın için yalnız başına uzunca yolculuğa çıkmayı, alkollü içkileri ve şehveti tahrik edici müziki, zina yöneltici ve
onu sakıncasız gösterici görsel ve yazılı yayınları yasaklamıştır. Kadının babası veya kocası ya da kardeşleri tarafından bakılmasını mecburileştirmiş, böylece zinaya açılan fakirlik yolunu tıkamıştır. Toplum yönetimini ve velileri evlendirme ile görevlendirmiş, boşanmayı kolaylaştırmış, özel şartlar içinde sınırlı çok evliliği onaylamıştır. İslam dini, zinayı örgütleyip organize etmeyi veya ona aracılık yapmayı yasaklamıştır. Zina kazancını da haram kılmıştır. Kadın erkek ayrımı yapmaksızın zinacıları aşağılamış ve cezalandırmıştır.